Zikir şeytanın kuvvati ve sebebiydi. Zikir Allah Teala'nın razı buluşuyla sebep. Zikir gam anduhlarını kötarlışıyla sebep. Zikir şadlik ve sururge sebep. Zikir kalp ve bedenin kuvvetli buluşuyla sebep. Zikir kalp ve yüzünü nurli buluşuyla sebep. Zikir rızkının keng buluşuyla sebep. Zikir mahabbat, halovat ve güzellikke yetişge sebep. Zikir Allah Teala'nın muhabbetige sebep. Zikir Allah yakın buluşge sebep. Zikir ihsan mertebesi yetişge sebep. Zikir Allah'ke kayıtış nur getirdi. Zikir marifet eşigini açadı. Zikir sebepli Allah bandanı zikir kıladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsile derslerden buradalar zikir manzilatını okuyarken edik, devam etmemiz. Zikir şeytanın kuvvati ve sebebiydi. Zikir Allah Teala'nın razı buluşuyla sebep. Zikir gam anduhlarını kötarlışıyla sebep. Zikir şadlik ve sururge sebep. Zikir kalp ve bedenin kuvvetli buluşuyla sebep. Zikir kalp ve yüzünü nurli buluşuyla sebep. Zikir rızkının keng buluşuyla sebep. Zikir mahabbat, halovat ve güzellikke yetişge sebep. Zikir Allah Teala'nın muhabbetige sebep. Zikir Allah yakın buluşge sebep. Zikir ihsan mertebesi yetişge sebep. Zikir Allah'ke kayıtış nur getirdi. Zikir marifet eşigini açadı. Zikir sebepli Allah bandanı zikir kıladı. Zikir kalbinin tirik buluşige sebep. Buradalar zikir Allah Teala aytgan ve la zikrullahi akbar. Allah'ını zikir kılıçlik, Allah'ın zikri en büyük narsa. Zikir en büyük narsa. Kur'an-ı Kerim'de zikir 10 xil vacih bilen varid bo'lgan. Bugün şularını okuyunuz. Birincisi, Allah Teala zikir kılıçke mutlak ve mukayyet buyurgan. İkincisi, zikirning ziddi bo'lgan gaflatdan qaytargan. Gaflatdan ve unutuşluğundan Allah Teala siz bilen bizi qaytargan. Üçüncüsü, najot ve yutqini zikirini köp ve davomiy aytishga bog'lab qo'ygan. To'rtinchisi, ahli zikirlarni Allah maqtagan. Ular uchun mag'firat bor, ular uchun jannat bor deyilgan. Beshinchisi, zikirga beparvo bo'lgan insonlar hasrat va nadomatda bo'lishlari xabar berilgan. Oltinchisi, banda Allohni zikir qilsa, Alloh shu bandani o'zi zikir qiladi. Yettinchisi, eng büyük narsa bu Alloh taoloning zikri. Qur'onda shunday deyilgan. Va la zikrullohi akbar. Allohning zikri hamma narsadan ulug'. Sakkizinchisi, Alloh taoloni zikir qilsagina inson Allohning oyatlaridan foydalanadi. To'qqizinchisi, Alloh taolo zikrni amallarning hammasiga qarina qilib qo'ygan. O'ninchisi, Alloh zikr Alloh taoloning roziligiga sabab bo'ladi. Mana endi mana shu 10 ta vajihni, Qur'onda kelgan 10 ta vajihni bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Zikr haqida 10 xil vajih kelyapti birodarlar. Shuni o'zi siz bilan bizga bu amal qanchalar ulug' ibodat, qanchalar ulug' amal ekanligini ko'rsatib beradi. Birinchi vajih. Alloh taolo zikrga mutloq va muqayyat suratda amr qilgan. Mutloq amr. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kathira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Bu mutloq amr. Allohni eslatganki narsani gapirarkansiz, qilarkansiz bu zikr bo'ladi. Tasbih aytdingiz, zikr. Qur'on tilovat qildingiz, zikr. Amru ma'ruf nahiy qildingiz, zikr. Tasbih, tahlil, takbir, bularni hammasi zikr. Demek Allohni eslatadiganki narsa bu zikr bo'ladi, bu mutloq suratda aytildi. Endi muqayyat, bog'langan holda aytildi. Astagfirullah.
وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Parvardigoringizni ichingizda yolvorib, qo'rqib, dildan ertayu kech yod qiling va g'ofil kimsalardan bo'lmang. Demak, zikr oshkora bo'ladi, maxfiy bo'ladi. Xorlik bilan bo'ladi, huzu bilan bo'ladi, qo'rquv bilan bo'ladi. Mana shu narsalarga bog'langan bo'ladi zikr. Qalbing bilan ham, tiling bilan ham Allohni zikr qilishing kerak. Demak, birinchi vojib Alloh taolo zikrga buyurdi, mutloq va muqayyad. Ikkinchi vojib Alloh taolo zikrdan g'aflatda qolishlikdan man qildi. Unutish va g'aflatdan qaytardi. Wala takum minal g'ofilin. G'ofil kimsalardan bo'lmang. Vazkur robbaka iza nasita. Agar unutib qo'ysang, xayolingdan ko'tarib qo'ygan bo'lsa, insonsan banda, darrov Robbingni zikr qilgin. Darrov Robbingni zikr qilgin. Nimadan g'ofil bo'lma? Allohni zikridan. Birodarlar, hayotimizdagi eng xatarli narsa bu g'aflatda bo'lishlik. Ko'p odamlar g'ofillik, g'aflat uyqusida yashaydi. Uyquda bo'ladi, lekin uxlayotganligini bilmaydi. Bundaylar uyg'onadi. Bir kun albatta uyg'onadi. Qachon uyg'onadi? O'lganidan keyin. Alloh taolo aytadi: "Fazaruhum yahuzu va yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Bas, bunaqalarni tark qiling. Va'da qilingan kunga ro'baro bo'lgunlaricha nohaq yo'llarda sho'ng'ib o'z dunyolarida o'ynab kulib yuraversin. Shular bir kun keladi, uyg'onishadi. G'aflatda yashaganligini biladi, lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Birodarlar, hayot bizni ishlatib yuboradi. Shunaqa bir tushuncha bor. Hayot bizni ishlatib yuboradi. Nima degani? Bitta ishni tugatding, ikkinchisi chiqadi. Bitta g'amingni hal qilding, bitta muammoni yechding, orqasidan ikkinchisi chiqadi. Shunday qilib, muammo ketidan muammo, ish ketidan ish paydo bo'laveradi, paydo bo'laveradi, qarabsizki, hayot o'tib ketib qoladi. Hayot siz bilan bizni ishlatib yuboradi. Agar birodar, seni qilayotgan mana shu dunyodagi ishlaring, tijorating, kasbing, muomiling hamma vaqtingni egallab qo'ygan bo'lsa, Allohni zikr qilishdan to'sib qo'ygan bo'lsa, Allohni zikrga vaqting bo'lmayotgan bo'lsa, sen aniq hasrat nadomatdasan. Chunki mana shu ishlar seni g'ofil qilib qo'yapti. Namozni kechpayt o'qib oladi hammasini, shomdan keyin. Bo'ladi. Endi o'qiymiz, bir ishlarimiz pensiyaga chiqqanda o'qiyman degan gap bo'lardi bir 30 yil bo'lib. Eslayapsizlarmi shu gaplaringizni? Namoz o'qi deb enalar aytsa nima degan? 30 dan boshlayman derdi, ittiroq niyat qilganlari. 30 dan o'tganlar nima derdi? Va ana shu pensiyaga chiqqanda o'qiyman deganlar ham biz aytayotganday g'aflatda qolgan odamlar. Birodarlar, g'aflat eng xatarli narsa. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, "Vala takunu kalladina nasullohu fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Sizlar deyapti Alloh. Allohni unutib qo'yganligi sababli Alloh ularga o'zlarini kim ekanligini unuttirib qo'ygan kishilardek bo'lmanglar. Ana o'shalar haqiqiy itoatsiz fosiq kimsalardir. Bir qavm bor, Allohni unutuvdi, umuman unutuvdi, g'aflatda qoluvdi. Allohni unutganligi uchun Alloh ularni o'zlarini kim ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. G'arb olamini qarasangiz, u yerdagi odamlarning ayrimlari erkakga erkakka uylanyapti. Ayol ayolga uylanyapti. Ayol kishi erkak kishiman deb, erkak kishi ayol kishiman deb pasport olyapti. Ahmoq emas ular, aqlli insonlar. Dunyo ishlarida siz bilan biz ularga yetishimizga bir 100 yil, 100 yil bor. Dunyo ilm fanida, taraqqiyotida o'tib ketdi bizdan. Lekin Allohni unutib qo'yganligi uchun Alloh ularni inson ekanligini o'zlariga unuttirib qo'ydi. Nima uchun bunday bo'ldi ular? Allohni unutishganida. O'xshatish mumkin bo'lsa, relsdan ustiga ketayotgan poyiz yoki uni vagoni
Fakat relsin üstüde doğru turadı. Eğer relsten çürüp koysanız tamam o poiz. Asfalt geç şurası mı, mramar geç şurası mı, tuprak geç şurası mı tamam. Batıp kaladı, sigalanıp gidiyordu, hulas tamam buladı. Poiz ve onu vagonu fakat relsin doğru yürüyüşü yanıdık. İnsan özünü insanlığını unutmuydu eğer Allah'ını unutmasa. Allah'ını unuttu mu? Tügedi. Braderler, Allah'ını unutkenliği için ular. Allah ularını, özlerini kim ekenliğini özlerine unutturup koydu. Ular itaatsız kimseler. Bana şunlarla bu kamerler diyordu. Allah, sen bile beni brader zikirge buyurdu. Mutlak ve mukayyet suratta. Korku bilen, ümit bilen, tazarru bilen, aşkara ve mahfi. Ve gafil bulma diyordu. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Allah'ını unutuştu. Şunun için bunlar bu dünyaya nemege kegenliğini unutup koyuştu. Nemege yaşayakkeni unutup koyuştu. Üstüdeki teklifatını unutuştu. Amanatını unutuştu. Salih amelini unutuştu. Bu yem yetmegendik özünü yem kimliğini unutup koydu. Biz nemen örgeni yapız özü. Biz nefs terbiyesini örgeni yapız. Kalp terbiyesini örgeni yapmaz. Neme için namazda turganımızda közümüz yaş gibi yaptı? Şunun sebebini örgeni yapmaz. Neme için kalplarımız katıp gitken? Neme gibi bir yumuşaklığı yok? Neme gibi köz yaş yok? Neme ya? Bana şu tasavvuftan uzak olup gitkenimiz için. Nefs, kalp terbiyesinden uzak olup gitken. Biz şunu örgeni yapmaz. Üçüncü vaj. Necat ve yutuk Allah Azze ve Celle'nin zikri gibi bağlı koyuldu. Falancı hayatta muvaffakiyet gelişti deyildi. Bunu ne dediğini? Hayatta onu taptı dediğini. Bir ilimini, kesbini, hunarını puhta egelledi dediğini. Bana şu sebeple cemiyette topuş tutuşu yakışı buldu. Bekemi köşe yaşadı. Aile kurdu. Farzantlığı buldu. Cemiyette muvaffakiyet gelişti, yutuk gelişti. İtibar erişti, hürmet erişti. Ha bu dünya meydanında bir adamın erişken narsası yutuk değildi. Dünya meydanında bir yutuk erişti değildi. Lekin hakiki yutuk olmaz bu adalar. Çünkü bu aitlengen narsalar ilim, hunar, martaba, aile, pul Allah'ını tanımayanlarken belirli yaptılar yağda. Garp olamadı. Biz aitlengen yutuk fakat dünya meydanı yutuk olmaz. Ha bu adalar. Boylar, mansabdorlar, kuvvet egeleri dünyada muvaffakiyet gelişti. Halal mı, haram mı, burada hakkı mı, yok mu, ne mi bugün diyen bir nesi gelişti. Ama hakiki yutuk buradalar. Ahiretteki yutuk. Ahiret hayatındaki muvaffakiyet. Eğer bana şu cadı yutken bu siz, hakiki yutukun muvaffakiyet geliştiniz. Bana aramızda badavlat adamlar var. Orta hal adamlar var, kembağal adamlar var. Boy deyimiz, orta hal deyimiz, kembağal deyimiz. Biz deyimiz bunu. Lekin Ali ibn Abi Talib'de bir acayip sözü var iken. Bu uluğ sahabi aytadı ki, boylik ve fakirlik Allah'a roboro bulunganidan keyin malum bo'ladi. Kimni haqiqiy boy bo'lgani, kimni haqiqiy faqir bo'lgani Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi deydi. Agar shu falsafadan, shu tasavvurdan kelib chiqib turib aytadigan bo'lsak, kim haq, kim nohaq qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim yutdi, kim yutkizdi qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kim haqiqiy aziz, kim xor qiyomat kuni aniq bo'ladi. Kimni past, kimni oliy ekanligi ham Allohga ro'baro bo'lgandan keyin ma'lum bo'ladi. Ungacha birodarlar, dunyoda aytyapmiz-da, ona yutdi, mana yutkizdi, ona oliy, mana past, mana boy, mana kambag'al deb. Haqiqiy kulgan qachon kuladi? Qiyomat kunidagi kulgi haqiqiy kulgi bo'ladi. Falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Bu dünyada kafirler, Müslümanlar üstten külü yaptı mı? Her nesasını aitip külü yaptı maskaralar. Allah yaptı. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ Şimdi bu günde deydi, kıyamet gününde. Müminler kafirlerin üstten külüdü deydi. Ana şu külü, hakiki külü buladı. Allah ana şu külüde külüştü deydi, hamamız gene nasip olsun.
Eğer iki dünyada yutuk erişini istesen, hakiki, saadetli, bahtli insanlardan buluşunu haklasen, birader Allah'ını köp zikir kıl. Hatta düşmenge robo genizde, düşmandan galip buluş için hem Allah'ını köp zikir kılışız gerek. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu, izâ lakitum fiyeten fatbutu, ve zkurullaha kethiran leallekum tuflihun. Ey mu'minler, ey mu'minler, eğer düşman taifeye robo boseler, ceng meydanında düşman koşunu robo boseler, sabit duriler ve Allah'ını köp zikir kıliler, şayet galebe yerisseler. Şayet galebe yerisseler, yutuk yerisseler. Ne maksiyle yutuk yerisseler? Allah'ını köp zikir kıseler. Moğul Tatar balası. Bu insaniyette üstüye kegen. Hususen Müslüman ümmeti iki bala bop geldi. Ya'cuc, Ma'cuc, meşler miken degen hayal kip kaldı adamlar kellesiye. Moğullar diyeni bulmuydu degen tasavvur kip kaldı adamlar kellesiye. Ana şu Moğullarını, şevketini sindirgen, onlarını aynı Calut merkezde mağlup kigen Müslüman sultanları. Sultan Beybars, Sayfuddin Kudus. Ana şu hal kılıcı aynı Calut marakası da ceng buluştan avvalgi keçe de cengden avvalgi keçe de bu Muzaffar Koç'a nima bilan maşgul oldu bilasizlar mı? Mana şu ulug sultanlarının pirleri, ustazları koşunu keçesi bilan Allah'a dua iltica kılıp keçesi bilan zikir bilan band buluşkini büyürdü. Koşun şunu diye kıldı. Koşun uklamadı. Keçesi bilan zikirde buldu. İltica kıldı. Köp zikirde buluştu. Netice kandı ebi oldu. Allah Azze ve Celle bu sultanlar ge, bu Müslümanlar gereği galabanı verdi. Ve la zikrullahi ekber. Allah'ın zikri hemen asıdan büyük dedi mi Allah? Çünkü Allah'ını köp zikir kılıyorlar. Şayet galip bosuyorlar. Hemen işte. Allah'ını kalbinde zikir kıl birader. Tilinde zikir kıl birader. Adamlar ge islat Allah'ını. Kanaka mecliste oturma, yığın bolsa Allah'ını zikir kılıçlı gerek. Eğer şunu de kısın, kalbin hatıcam lekket oladı. Atrafın değerlerini çehreler açıladı. Senden kursan buluşadı. Eğer dünyanı zikir kısın, adamlar atrafında oturmayı tarqiydi. Çünkü dünyadan Allah da Allah hemen ölüşünü halkıl bergen de. Dünya matahıdan ölüş halkıl bergen de. Ama Allah'ın zikriga hammani imkoniyati teng. Vazkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Va doim Allah'ını yod etingiz, shoyat najot topursiz. Nima-nimani gapirdik? Alloh taolo zikrni mutloq va muqayyad qilib buyurdi. Ya'ni mutloq zikr qilishimiz kerak va muqayyad zikr qilishimiz kerak. Ikkinchi vajih nima bo'ldi? Unutish va g'aflatdan Alloh taolo qaytardi. Uchinchi vajih. Najot va yutuqni Allohning zikriga bog'lab qo'ydi. Inson Allohni zikr qilar ekan, albatta yutuq va g'alabaga erishadi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.